Kestane ile yapılan tatlılarıyla meşhur Bursa'da hasat için geri sayım sürüyor. Ağaçlardan içinde kestanenin de bulunduğu ve yumak adı verilen dikenli meyveler sopa yardımıyla düşürülüp toplanıyor. Bu üründen yani değişik sektörlerde de yararlanma var. Hem insan gıdası olarak kullanılıyor, işte demin söylediğim gibi hem süs bitkisi olarak kullanılıyor. Bu seneki rekoltemizin de geçmiş yıllarda paralel gitmesini bekliyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül bu yılki üretim hedeflerini açıkladı. İl genelinde toplam rekolte beklendiğimiz 3500 son civarında. E, o yönden de bir sıkıntı yok. Ama tabi Bursa'nın kestanesinin bir özelliği daha var. Sadece onu verim olarak ya da miktar olarak düşünmemek lazım. Kalite olarak, lezzet olarak da düşünmek lazım. E, çok kaliteli üreticilerimiz kestane üretiyorlar. Kestanenin yumaktan ayrılmasını kolaylaştıran süreç 20 gün sürecek. 20 günün sonunda çürüyen dikenli kısım kesaneden kolaylıkla ayrılacak.